Olay geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 08 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 43 yaşındaki Engin Yalçın biten şişeyi alkolün etkisiyle bir börekçiye ait araca fırlattı. Bunu gören iş yeri çalışanı Derviş K, 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Yalçın'ı göstermesi üzerine Derviş K, elindeki sipariş kalemiyle Yalçın'ı alnından yaraladı. Hem kaşı patlayan hem de alnından kan akan Yalçın kan kaybetmeye başladı. Yaşananlarsa kameralara an be an yansıdı. Olayın ardından bir süre sonra yere yığılan adamı gören arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri saldırganı tespit etmek için olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın börekçide çalışan Derviş K olduğu tespit edildi. Ardından börekçiye giden polis saldırganı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs iş yeri aracına şişe fırlatmasından dolayı tartıştığı şahsın alnına elindeki kalemle vurduğunu söyledi. Emniyette kasten yaralama suçundan adli işlem yapılan Derviş K. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan hastanede tedavi gören Engin Yalçın yaklaşık bir hafta sonra uzun süre kan kaybına uğraması sonucu vücudunda yaşanan ödemlerin artmasıyla aniden fenalaşması sonucu hayatını kaybetti. Ölen Yalçın'ın emniyette çeşitli suçlardan 16 adet kaydı olduğu öğrenildi. Yalçın'ın hayatını kaybetmesi sonrası Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Derviş K'yı savcılık talimatıyla Gazi Osman Paşa'daki evinde gözaltına aldı. Emniyette kasten öldürme suçundan adli işlem yapılan Derviş K, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.